Yalan söylediklerini biliyorum ama herhalde o kadar da değildir diye düşünürler. Sistemin bizi içine kapattığı bu anlam ve iletişim simülasyonuna kitlenin tamamı yani her birimiz bir tür ters bir simülasyonla karşılık veriyoruz. Bu caydırma sistemine karşı mesafeli duruyor ya da giderek karmaşıklaşan bir inanç biçimiyle karşılık veriyoruz. Mit diye bir şeyin var olması insanların mite inandıklarını göstermez. Eleştirel düşüncenin bizi böyle bir tuzağa düşürmeye çalışmasının nedeni kitlelerin aptallığı ve naifliği gibi bir ön yargı sayesinde ayakta duruyor olmasındandır. İkinci iletişimin bu anormal boyutlara ulaşan görüntüsü iletişim araçları ve haber bombardımanının toplumsal yapıyı bozmalarını engelleyememelerindendir. Devam edeyim biraz başka parça başka bir yerinden ama Ha, doğru yerden gidiyoruz. Anlam ve iletişim hiper gerçekleşmiştir. Gerçeği bir son veren şey gerçekten daha gerçek gibi görünen şeydir. Böylelikle hem iletişim hem de toplumsal düzen kapalı devre çalışan birer aldatmacıya benzemektedirler. Üstelik bu aldatmacı bir mit kadar güçlüdür. Sistemin var olduğunu kanıtlayabilmesi için göstergelerin yani haberin sürekli olarak inelenmesi gerekmektedir. Bir gerçeklikten yoksun olan sistem İmgeler ve göstergelerden ibaret varlığını yineleterek bir gerçeklik katsayısına sahip olabilmektedir. Habere inanılmasının ve iman edilmesinin nedeni de zaten budur. Oysa bu inanç sistem inanç biçiminin arkaik toplumlarda inanılan mitler kadar karmaşık bir biçime sahip olduğu söylenebilir. Çünkü insanlar mitlere hem inanırlar hem inanmazlar. Bu konuda kendi kendilerini sorgulamazlar.